namaz şu form insanın necatı olsa insani boncuk mehleketen betbaktiden necat veriyen zat namaz. Onun için Allah tebarek ve teala diye namazı kaim edin meni yadet almak cahitli. Başka bir ayette ayrıca namaz fahişe işten, münker işten adamları takla gittir. Her adam 5 vakit namazını 9'u okuyup dörse, şu namaz o adamı aratmıştıracak ki, şu namaz o adamı zınar ettirecek ki, hiçbir günahı erişecekler. Bir adamlar namaz okuyup da günahı var yan olsa, bilin şu namazı namaz derdim. Namazı bitir uğrundan sonra onu günahdan saklayacak. Hiç yok. Kudayın gefi yalan yip bozacak ki herhangi. Kudayın öyle aydıktır. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münker. Hormatlı aziz Müslüman doğuları, Ustad-ı Muhterem El-Hayyaç Abdurrahman Ahundi Tengitana'nın namazın ehmiyeti ve fazileti hakta ve namazı okuymanı terk etmeyen adamların ağabeyi bozacak yadayları hakta eden kurumlarını 25. şumarada dikkatinize hüzürlüyor. Dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Mecid'de fermayış ediyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Fe'akimus salata innes salata kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Sadakallahul azim. Ve ayetin tercümesi şeyle, ey bendelem, siz namaz adlı buyruğu bitirin, tahkik namaz yerleri müminler de öz vaatlı vaatına farz edilen buyruktur diye. Allah tebarek ve teala her günne 5 kere namaz okuymak farz edilir. Hadis-i şerifte geliptir, furizat على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50 في عمر الصلاة والسلام عرش شكر للنمان نماذ في عمر الإسلام بيرو بدلي نماذ فضيلة نماذ شرفي بتر بلنت بلنسان قضاء تبارك وتعالى نماذ يرد بيرو بدلي Böyle namazın beylik büyürükleri himmeti yerde büyürük buldu. Ruhu tutmak, şükürdekat vermek, titre vermek, kurbanlık çalmak, hac etmek, her bir ehkamları bozun. Şol yerde büyürük buldu. Böyle namaz yerlerinin şehni beter belent bulunsun. Nun derecesi Kuday Teala'ya anına beter olukon bulunsun. Kuday Tebarek ve Teala namazı yerde büyürük etmedi. Namazı yukarıda büyürük etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öz mehder mukaddesine çağırıp, yerden yukarı çıkarıp, yedi kat asmanın geçirip, arş-ı ağlağı eltip, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şatağda büyürük etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a büyürülen namaz bir gece günlüğünün içinde 50 namazdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kuday Teala'dan tahrif diledi ya Rabbi Kuday. 50 namazı bir gece günlüğünün içinde 50 kere 50 vakit namaz okuyumağa men ümmetim tağat getirmez. Onun yağdayı çatmaz. Sen tahrif verdi. Kuday Teala'ya yalvarıp tahrif diledi. Kuday Teala 50 namazı 45'e getirdi. Yine Peygamber Aleyhisselam haişt etti 40'a getirdi. Yine Peygamber Aleyhisselam haişt etti, 35'e getirdi. Yine haişt bollu, 30'a geldi. Yine haişt bollu, 25'e geldi. Yine haişt bollu, 20'e geldi. 15'e geldi, 10'a geldi. Ahir 5 vakte gelip durdu. Sonra Allah Tebarek ve Teala, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aitti, Ya Muhammedu, innehu la yubeddelul kavlu ledeyye, ve inne leke bihâdihil khamsu hamsin. Ey Muhammed Aleyhisselam, gep benim yanımda üç gömellel, inmiş beşten etek molmollel namazın sahne değil. Veli 50 namazı buyurulun. Sahne kemelinden sevabı kemelmez. Kayısı bir adam, bir gece günlüğün içinde 5 kere namaz okuyorsa, bu ya 50 kere namaz okuyor yani Ali. Kuday Tebarek ve Teala, Peygamber Aleyhisselam'a ait değil, ben fakat sahne kemelttim. Faziletim kemeltmenin diye. Şöyle 50 vaatta okuyacak
namazın sevabını 5 vakitte okuyanını verecek dedi Allah Tebarek ve Teala. 5 namazın vereceği şeyle verin. Onun için es-salatu mi'racil mu'min. Namaz mü'min adamın mi'racıdır deyip ayıptırılır. Namaz imandan sonra beden bulan bir yürüm. Namazdır. Deslap Müslümanın vedisi Huday Teala iman getirmeli. İman getirenden sonra ona bir yürüm bulan zat namaz, namazdan başka olukun bir yürüm yok o zaman. Deslap iman, imandan sonra namaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayıptır. Hamsu salavatın اِفْتَرَرَهُنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ مَنْ اَحْسَنَ وُذُوعَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ اَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. 5 vakit namazı Huday Tebarek ve Teala bendelerine farz eylendirdi. 5 vakit. Kaysi bir adam şu namaz okuyacak bulunanı alyan vudularını kavuca keyfiyet bilen alsa, okuyanına da şu 5 vakit öz vaatını okuysa, okuyan vaatını kavu ruku edip, kavu secde edip, Huday'a hadir nadir bilip, Huday'a huzur tapıp okuysa, Huday Tebarek ve Teala'nın boynuna ehdir hükme şal adamın günahını geçip yalkamak diye. Ama kaysi bir adam 5 vakit namazını okuymasa Huday'ın ona ehdi yok. Onu men yalkar men ehdi edip boynananlar diye Huday Tebarek. Bağışlasa bağışlamalı, bağışlamasa da ona adat vermeli. Böyle 5 vaktini okuyan adam için ehdi diye Huday Tebarek ve Teala men onu hükmem yalkar mı? Onun için Allah Tebarek ve Teala namazı bennesine büyür yani. Ne bilen şurdur? Bennesini zulmetmeden şur değil, belki bennesini yalkamadan şur bir yandır. Yine de Huday Tebarek ve Teala öl kutsi kelamında fermaş ediyen inni iftaraltu ala ummatike hamse salavatin ve ahittu andi ahden ennehu men ca'e yuhafiz aleyhinnel vakfihinne edhaltuhu el cennet ve men lem yuhafiz aleyhinne felâ ahde lehu andi. Yani Huday Tebarek ve Teala diyor, ey Muhammed Aleyhisselam, ben sen ümmetine 5 vakit namazı buyruk ettim. Ve öz yanımdan özüm ehd bağladım. Haysi bir adam 5 vakit namazına kaim olsa, 5 vakit namazı öz vaatını okuysa, ben şol adamini cennete salarım deyip ehd ettim. Haysi bir adam 5 vakit namazını vaatını okuymasa, on ehdi yok mu yanında gittir. Biz Huday Tebarek ve Teala ehd ediptir, antişiptir. Her kim 5 vaatını okuyorsa ben şöyle adamını cennete salarım gittir. Onun için 5 vaat namazını bize duyurulmaklı olukon rahmettir. Huday Tebarek ve Teala bize lütfedip büyük dereceler verecek bulup bize 5 vaat namazı duyuruk edendir. Ondan sonra benimle baştan ayağı günahkar. Şu günahlar neyime bilen ayrılmalıyım? Ebu Hureyre diyen sahaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyen, Peygamber Aleyhisselam günlerde bir gün aittı diyen, اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدُكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Peygamber Aleyhisselam bir gün sahabeler aitti, ey sahabalar siz haber verin bana, aydın buyurayım. Sizin kafiyemizden bir yap akıp duran mı olsa? Bir nehir, bir yap, bir arna akıp duran mı olsa sizin kafiyemizden? Siz de bir şöyle yaptı, şu arnada güne 5 kere sabırlat suyu düştünüz. Aya sizin ennamınıza kir kalır mı? Sahabalar aittiler, yok. Hafta akıp duran yaba güne 5 kere suyu düştün. Hiç kıl kalmadı ya Resulullah dedi. Sahabeler. Peygamber Aleyhisselam etti. 5 vakit namazda güya şu 5 akıp duran yap yarabbi. Şol akıp duran yapı 5 kere tuşmak yarabdır dedi. Güne 5 vakit namaz okuyamaz. 5 vakit namaz hataları ayrıyandır. Sonra Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Mecid'de fermaşı diye اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. İnnel hasenatini müfessirler 5 vakit namazı tefsirliye. 5 vaktini öz
vaktini okuyup duran adam için hiç günah yok. Çünkü her bir namaz, iki namaz arasındaki günahları ayırdı. Ben her namaz öğrenin günahını ayırıyan olsa, beş vakti muttasını okuyup duran adamda hiç günah kalacak diye. Ben namaz yerlerinin şücre şerafatı vardır, şücre derecesi var. Yine de hadis-i şerifte gelip bir يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ مِنْ لَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ مِنْ نَهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْأَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ يَأْتُوا ف۪يكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisinin tercümesi şeyle, sizlere günlüğün perişteleri ve gecenin perişteleri nöbetleşer diyor. Gece bir böylek perişteleri gelir, sizden çürüyü. Yamaşka'dan gece ayrılığından sonra o perişteleri gider, günlüğü bir perişteleri gelir diyor. O zaman şolar cemleşerler, üşerler, erti namaz bilen ikindi namazla. Siz bilen geceleşen perişteler asmana çıkacaklar. O da itibarek ve teala olurdan soracak. Öyle bilip dur. Bilip dursa da yine Allah tebarek ve teala periştelerine soracak. Ey periştelerim, benim bendelerimi nehilli gördünüz diyecek. Onunla o periştelere açacak. Biz şu bendeleri ebber kaydımızda da namaz okuyup duka, ebber kaydımızda baramızda da namaz okuyup duka vardık diyecek. Şunun ertiyle gelirler, erti namaz okuyup duka. İni ikinliğin o gelirler yamaşkadan yine kaydan o altında bu adamlar ikinliğin açacaklar. Yine de ikinliğe duran o altlarında biz baramızda da namazı duka gördük oları, kaydamızda da namazı duka gördük. Deyip Kuday Tebarek ve Teala şey diye diyor. Yine de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayırttır. Es-salavatul hamsu vel cumu'atu ilel cumu'ati keffaratun lima beynehunne ma lam tuşar kebairu. Peygamber Aleyhisselam aydı ya, beş vakit namaz, o namazdan o namaz, o namazdan o namaz, aralarına günahlara keffarattır. O cumhurdan o cumhur, o da öz arasında günahlara keffarattır. Malam tuşar kebair, madem ki günah-i kebirlere barmak ediptir. Adem öldürmek yali, zina etmek yali, araşmak yali, onu konu günahları var. Şu onu konu günahları edemezse, küçük günahları, çöl o namazdan o namaz ayırır, o cumhurdan o cumhur ayırır diptir. Ve şeyde bir derecesi var namazın. Amr ibn-i Said diyen adam aydı ya, biz Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanına da Hazreti Osman bana bir tere su getirin deyip çağırdı. O zaman aydı, ben Hazreti Resulullah'ın eşittim dedi. Mâ min imri'in muslimin tahduruhu salavatun mektubatun فَيُحْسُنُ وُذُوءَهَا وَخُشُوغَهَا وَرْكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الزُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. Kaysi bir adama bir namazın vakti gelse, şu namazın vakti geldi deyip şun teheretini alıp da şu namazını kavuca keyfiyet bilen okuyorsa cahilce rükû edip, cahilce secde edip, avvallan ahira, Kuday Teala'nı hedir nadir bilip de cahil okuyan namazı şu namazı ne unça neme günah edilen olsa şu günahları gittirer ayırır gittirir. Ves namazda şücre dereceler var. Namazın faziletini, namazın derecesini aydıp düşündürür yarak değil. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ulukun başı kaylıkta ulukun muhim işlerine derrev namazı yavşardı. Bir oruçun kayığı gelene de ruh namazı yavşardı. Hoş bulunma namazı yavşardı. Her bir zatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı ehmiyet verir. Onun için Kuday'ın yanına namazdan büyük derece yoktur. Hatta bir vakit bir sahabe geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tere suğunu getirdi. Onun çalgısı havlasını getirdi. Mesvağını getirdi. Olga uçurup kıtmasınla buldu. O zaman Peygamber Aleyhisselam ondan sonra dedi ey fulani neyme hacetin olsa menin dile değildi. Onu olaydı es'eluke murafakateke fil cennet. Yani men cennette sana refik bulmanı dileyenliyim. Men arzum senin işi değildi. O zaman yine Peygamber Aleyhisselam ayetti başka neyme gerekti. Başka da gerekmiş o değildi. Cennette sen bana refik bulmalıyım. Sün dileyen.
Sonra Peygamber İslam aytdı, "Fa'inni ala nefsike bi kesreti sucud." Beş şeyle olsa sen bana kömek ver, secdeni kâin ettin. Yani o cürü olsa kâin namazı okuydu. Cennette menmilen bile olacak olsan namazı kâin okuydu. Şu mananı veriyor. Ve Peygamber İslam inni Muhammed adlarda namazı yavşamış, hatta sana görevmiş o diyen vatında, sen bilen cennette bile olmanı isteyenliğin vatında da namazı kâin okuyuyor. Hatta hadis-i şerifte gelip durur. اِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرَّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ ف۪ي سَلَاتِهِ. Yakşılık, avluk, sogab, adamların benlerinin kendisine dökülür durur deyip durur. Madem ki namazda bolsa. Hudayi Teala'nın rahmeti yağıp durundur. Berzeyli rahmet bereketi inip du, belli namazın içinde bol. Yine de hadis-i şerifte var. وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ بِمِسْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. Yani el-Kur'an. Kur'an okuymak da aynı şunun yalak. Yani bir de namaz ettirilir de Kur'an'la. Alham okuyan, tuğra koşuyan. Beş, Kur'an'ın mislibinin Hudayi Teala'ya yakin bulunan zat yoktur. Ağır baş Hudayi Teala'ya yakin bulmaktır. Kur'an okuymak yani şimdi namazın içinde. Ve benlerin inki Hudayi Teala'ya yakin bulunan zatı Kur'an okuymak da. Men ahabbe en yuhatabar rahman fel yakra'il Kur'an. Haydi bir adam Hudayi bilen gururun etmeyeni irade etse Kur'an okuysun. Namaz yerlerde Kur'an. Alham okuyan, sure koşuyan, uzun zikir senalar edip tamamen teveccühatın Hudayi baktırıp duruyan mı? Ve namaz Hudayi Tebarek ve Teala bilen gururun etmektir. Onun için namazın fazileti, namazın derecesi beterkendir. Ama bir adam namaz okuymasa, Hudayi Tebarek ve Teala'nın buyruğu eden beş vakit namazını bercai etmese, o adam İslam'ın payı yok. Çünkü hadiste geliptir, لَا سَهْمَ فِي الْاِسْلَامِ لِمَنْ لَا سَلَاتَ لَكُ. Namazı yok adamının İslam'dan payı yok. İslam'ın namazın başka neymesi var? Ruhu diyenlerine yıllık bir ay tutmalıyım. Onu gülmatından ta dağıtıyanca iyi vermeli. Fakat dağıtından gülmatıyanca saklanmak. Böyle müşküller. Ya vacibat diyenlerine imkanatın mali olsa kırıktan mirin çıkmalı vekat vermeli. 39 ölüm kıvalıya. Böyle müşküller. Kaç diyenlerine ömründe bir kere gitmeli. Ömründe bir kere gidip bir seyahat edip ayrılık gelmeli. Bunda bir çenden düşvarlığı yok. Ama beş vaat namaz hem mi vaat var? Cevanlı olsun, karlı da olsun, orta yaşanlı olsun, yenanlı olsun, merdanlı olsun, mukim de olsun, musafir de olsun, sağ da olsun, sökülle olsun. Ala kulli hal beş vaat namaz sen okuymalı oluyor. Onun için İslam'ın inki ehemmiyetli zâdi ve umumen hem adamı buyurulan da namazdır. Bir vaatlar Peygamber aleyhissalatu vesselam Eshab-ı kiramlara karab aytti. Ela edullukum ala ma yemhullahu bihinnel hataya ve yerfa'u bihid derecat. Ey sahabalar, ben size salgı vermeyin mi? Sizin günahlarınızı ayırıp derecelerinizi belendetecek zâdı ben size salgı vermeyin mi? Diyen vatınına. Bela ya Resulallah, ne mi deyip salgı verecek ki? Şeyde bir kovulat olsa salgı vergin mi? Sahabalar aittiler. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam sizin hatalarınızı ayırıp sugatları verecek saat 3 saattir dedi. Deslâkıdı isbâğıl vudû alel mekârih. Hey vuru yokuşur diyen vatlar, nefsin işlemeyen vatları, vudûmu kâmil etmek. Ne vatta nefsin kıyın uğrayandır târet almanı, kışın soğuklarına varıp soğuk suga târet almanı nefsin kıyın uğrayı. Ya tomzun ısısına hey vuru ısı vatı, soğuk sahiden çıkıp da gidip tersince alman kıyın uğrayı. Ya da suyucu kıyımda uklap etiyorsan adan çekiliyor. Turup dışlarını tarih almanı kıyın oluyor. Ay beyni şey edip baştan savunmayı isteyen. Şol vaatlarda suyucu kıyını devuk gidip savuğu ısıyını gözlemeğini varıp nefsini kanırıp kavu keyfiyet bilen istinca edip kavu keyfiyet bilen tarih almaklık sizin günahlarınızı ayırır sevap derecelerini köfeciler diyor. Diye bir. Kesretul huta ilel mesacid. Bir de mescitlere adım kân atmak. Mescide adım kân atmak, yani taştan kasmasan mescide adım kân atmıyor. Mescide karşıyın yönelinde, mescide karşıyın uğrağında bir adım atsan
sağ deplerin öbürü soğap yadılıya, sol deplerinde yadılan günahlarında bir bulur diye. Eğer 100 adım mescide karşını atsan, 100 soğap deplerine yadılıp, 100 günahda deplerinde olur yadılan günahlarında bulur diye. Besbir Adami'nin ne kadar mescide adımı kendim olsa, şu muktar soğabı kendir, günahı da ayırlandır şu muktar. Hatta Ben-i Selme diyen taife varmış bir Amelistan vatında, olur öğülür mescitten açık kaçmış. Olur bu vatları isteyenler biz öğül öğülümüz satıp gelip bir Amelistan meşidin yanına öğülür satın alacak, üstadını öğütüp çekip şuna maslahatlarını biriktir yerler. O zaman bir Amelistan bunun gururlarını eşliye. Sonra şu sahabalı gelen vatında aydıya, ey Ben-i Selme, siz o tağdaki yurttan rehberip mescidin yakınına uçup gelecek bol yanım diye. Onun ya Resulullah şeyle kastımız var. Şunu taştan atmak bir dakika mi oluyor? Mescidin yakınca onunla olsa biz aslında mescidden sıkmaya oturacak. Sonra Peygamber Aleyhisselam diye ya Ben-i Selme diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum siz önkü öğlünüzü oturun adımınızı yazılıyandır. Öğlünüzden kovulmayın. Yani öğünüzü satıp bir yakını uçup gelmeyin. Şu tarzda siz katlanın, sizin adımınızı yazılır diktir. Taş yerden katlasanız, kendin sokağı olursanız, yakıncaktan katlasanız, sokağınız ağır olur. Min adım yerden katlanan bilen, on adım yerden katlanan değil mi? On adım yerden gelsen, on sokağı yazılıp, on günahın ayrılıyor. Min adım yerden yürüp gelsen, min sokağı yazılıp, min günahın ayrılıyor. Diyarakum tuktab atharakum diyen şundan çırpıyor Aleyhisselam'ın. Hep mescide ne kadar taştan katmasanız kovul. Onun için öğümüz taş oluyor, beter düşvar oluyor diyemen olacakken, sokakken. Ne kadar taştan katmasanız peydan olur. O zaman üçüncü aydın abi Peygamber Aleyhisselam'ın intidar-ı salat, bağda-ı salat, fedalikumur ribat. Her namazı okuyorsun sonra inniki namazın intidarını çekip oturmak. Öğle namazı okuyorsunuz sonra. Ta ikindi neşelle otursanız o da sevabını kabildir. Günahı da ayrıya. İkindi namazı okuyorsunuz sonra. Ta akşam aşelle otursanız o da sevabını kabildir. Günahı da ayrıya. Akşam okuyorsunuz sonra. Ta yatıya neşelle otursanız sevabını kabildir. Günahı da ayrıya. Yatsızın ta ertiye neşelle otursanız sevabını kabildir. Günahı da ayrıya. Ne kadar şu mescidin içinde oturan müddetimiz günah eden müddetinizi mahvedip ayrıya. Bir adam 5 saat kumar oynayıp oturuptur ya 5 saat kıybet edip oturuptur şunun günah olup yadırıptır. Şun evveline varıp mescitte 5 saat oturarsa şu 5 saat ki eden günah ayrılıyor. Yine 5 saat oturursa yine 5 saat eden günah ayrılıyor. 10 saat günah ayrılıyor. Her kim ne ennade mescitte cülüsü bağ olsa eğlenmeyi bağ olsa şu miktar günahın ayrıya. Biz onun için mescitte kendin oturmak, intidar-ı salat, bağda salat, namazın sonra namazı muntazır olup oturmak, günahını ayırır, fedalikumur ribat, Huda yolunu cihad etmek şudur diye yapıyoruz. Ama muhaddisler fermaş ediyenler, bir adam erti namazı okuyandan sonra, inşallahü teala ölmesen men hükmen öğlene gelernik ise, öğlene gelmek için niyet edip geçse ve aynı şu ertiden öğlene şelle oturun yalap. Öğlene okuyundan sonra inşallah ta'ala ölmesem ikinine gelir niyet edip geçse hükmen ikinine şelle şu mescitte oturun yalap. İkinliğini okuyundan sonra akşama gelir niyet etse, akşamdan sonra yatsıyına gelir niyet etse, yatsıyını okuyundan sonra yatsıyına mağara gelir niyet etse gerçi gidip de hani başka işlerle gidiptir. Onunla da şu niyeti gerekli şu oturunun sokağı oluyor. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مَا نَوَا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ Amallar niyetle her yerin niyetine göre sevapta. Sonra o namazını o namaza niyet etsen şükrün ağzına oturan hesabında. Onun için adet edin. Her mescide var bir namazı okuyunuzda sıkacak bu kaydınızda. İnşallah ben hükmen iki namazı gelir niyet edip kaydınız. Elhamdülillah bize adet şu. Her namazı okuyunuzda İnşallah Huday ömür verse, indiki namaza gelir niyet edip kaydıyaz. Ve siz de adet edin, şunu öğretin, hataları ayırıp, sevabı küfür çeksat da, o lokon olacak. Onun için namazda şu cürü şerafet var. Hatta,
namaz gelirin şunu okuyorsun deyip şunun niyetin kaydında şunu da itibarek o Teala nadir derece veriyor. Biz namazın şe'ni bu sorunu değil mi? Namaz bir ibadettir, özünün namazı ibadet yok. Mubtidilin ibadette namaz, muntehilin ibadette namaz. Bir adam deslap Müslüman olup ibadet başlayacak olan namazı şuru etmeli. Bir adam taalla edip ibadet ede ahir mağamı varanla da onu büyürken yeni namaz. Namaz diyenleri şücre bırdattı. Namazın amırda Huday Teala kurbat yok. Kurbat-ı ilahi namazı. Ve şeyde olsa namazı katı ehmiyet vermeli, namazı okuymalı ve okuyup de oğluları da tavşırığı vermeli. Çünkü Amr Aleyhisselatü Vesselam fermaş ettir. Mürü sibyanukum misselat ila belagu sevgan ve adribuhum ila belagu aşran. Her vakit oğluncuklar 7 yaşa yetişti namaz okuyup buyurun. Vakti ki 10 yaşa yetişti vurun deyip de namaz okuymayacak olsa. Namaz en sünani ki ölümüne büyürük buluşu yani öz ehli evlatlarımıza da büyürük. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Mecid'de fermaş ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Sen öz ehline namaz okuyduğunda büyür vestabir aleyha. Sen şu namazı da daim ol ödün. Ödün daim ol, kaim ol namazı ahim geçirme. Öz oğluyla ehli evladına da namaz okut deyiptir. Pes namaz diyenleri büyürük bulun farzdır. Şahada olsan namazı okuymalı, gedada olsan okuymalı, bayda olsan okuymalı, garipte olsan okuymalı, merdan zeran hemmici okuymalı. Hiçbir okuymalı değil adam yok illa sabi bilen mecnun. Bir adam yeni belagata yetmedik olsa, oğluncuk bol, akıl yok olsa, ona henüz namaz büyürülmek, hatta büyürülmek adı temrinin şunu okut deyip Cumhuristan büyürüye 7 yaşa yetişti deyip. Gerçi bağlı olmalı da. Bir de değerli. Huday Teala bir adamın kellesinden akılını selvetse, divanı mecnun olsa, şu adamın büyürükte, onun gayri büyürükte her adamı yok. Huday Tebarek ve Teala namaz okuymayan bendelerle nahiyle muamele edeceğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ أَذَاغُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَغُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Geçen ümmetlerden sonra bir ümmeti döredi. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Onlar namazlarını zayıf ettiler. Namazlarını terk ettiler. Hay hevesine tabi olup namaz okuymadılar. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Son olur gay atlıcaya sataşarlar diptir. Onlar kay diyen yerge düşerler. Biz Allah tebareke teala diye men namaratlı büyürümü bitirmedik adamların barcak yeri kaydır diye. Kay diyenin ne ceza? Peygamber aleyhissalatü vesselam beyan diye el gay vaadın fi cehennem ve inne evdiyete cehennem lefestaizu min. Kay diyenleri cehennemde bir oyun adıdır. Cehennemde bir çukurun adıdır. Cehennemin başkaki yerleri şundan fena isliğe eyvah Huday'a bir kaya eltmedi. Ve şu cere bir yaman azap bulunsan oğut bulup şundan korkuyor. Dağdak bulup şundan korkuyor. Minamanın barcak yeri şu kayda dedi. Onun için kay diyenleri kaçı bir yaman zat namaz okuymayan adamları şun kay diyen yere eltilecek. Hatta فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Kaşu ayette aydıya namazlarını geçiriyen, namazını terk ediyen adamların cayı veyldir diye. Veyliyen ne mi? El veyl bi'run fi cehennem yehva fihi l-kafir erba'ine harifen kable en yebluğa kagre. Yani bir kuyu, bir oğutlu bir kuyu olmalı cehennemde veyliyeleri. Kafiri şu kuyun ağzından oklanır, düğübüne yetiyen şakır illat yanıp gider diktir kafir. Şeyle bir yaman bir kuyu veyl. Son veyille yanacak namaz okumayanlar. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın sahabaları her nacile telekiş eden adama bakın kafir deyip hükmetmezler diye. Derrev ayı vermezler kafir deyip. Tevakkuf ederdiler, karışardılar, fikir edip oylanışardılar. Kafir diyecek olsa asani aydıp bilmezdiler.
Emme kastan namazı geçiren adama kafir tip hükmederdir olur. Kütkür mani. Hatta hadiste de geliptir. Men tereke salata amdan fakat kefere ciharan. Kayıtı bir adam kastan namazını terk etse aşikaren kafir olur diye. Kastan namazını terk eden adam namazın farzlığına inanmayı terk eder. Her kim namazın farzlığına inanmayı terk etse onun dininden çıkıp kafir oluyor. Ne oldu bilir. Ve namaz diyenleri şeyde bir ehemmiyetli buradan. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hadis var. Es-salatu imadeddin femen akamaha fakat akameddin ve men terekeha fakat hedemeddin. Namaz dinin sütünüdür. Her kim namazı dikelse dinini dikeltti. Her kim namazı etmezse dinini yıktı diptir. Sütün niyellerine ayrıldan sonra üstündeki rahat ete giyinir, yıkılar. Ve dini saklayıp duran namaz oluyen mi olsa namazını ayırsan din yıkılır da uyuran olur. Her kim namaz okuysa dini sütün tıktı. Dini saklayacak namaz. Namazı varın dini var. Namazı yok, dini yok diyemez oraya şadise göre. Onun için namazı şeyle burada attır. Namazı terk eden adama tarik-i salat diyenler. Tarik-i salat da uzakta beter azabı işkencesi ökte vuran adamlar. Tarik-i salattan anada azap çıkacak adamlar yok. Hatta ölmekte bir azap görür diye tarik-i salat. Namazı terk eden adam ölmeminden evlice susar. Bu kadar susar, dünyadaki deryaların hemmesini işte de kanma diyarıp enine daha varıp susar. Böyle yürü o dalca onu. Ahır deminde. Şöl yağdaylarda şeytan gelip su kokuyacak. Sen hudayı yok diye sana bir bedre su vereyim deyip buğzulu donoklu suyu şakırdatıp on gözünü önüne getirecekler. Hudayı demesin şu hafta yürüvü lafırdap yanıp duran adam çok diyenine aitsak. Çok şeytanın diyenine aitsak o da yok diyse kafir olup dinden sıkıyan oluyor. Ve onun için kitaplar aydıptır. Namazı terk eden adam ahir demde imansı geçmek hatar kemiktir. Şöyle yağdaylarda şeytan gelip onun imanını selbedecek. Onun için namaz diyenleri ansattedir. Ve innehâ lekebîretun İlla alal khashi'in allazina yannununa annahum mulaqu rabbihim ve annahum ileyhi raciun. Yani namaz heyvur ağır olur. Namaz okuymak katı sengindir. Meğer ağır olmaz, sengin olmaz. Hudaydan korkuyan adamlar. Bu Hudaydan korkup ahiratta hemmecik adam dirilip Hudayın huzuruna barmalıdır diyen itikadı bar adamlara namaz ağır der. Çünkü ölecek, ölünün sonra dirilip Kuday'ın huzuruna varacak. Şu tarzı tamami amallarının sorulacak. Şu tarzı sorulacak mı, hesap kitap olacağını bilen adama namaz ağır değil. Onun için namaza beter ehmiyet vermeli ve namaza beter dikkat etmeli. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyen, اَوَّلْ مَا يُحَاسَبْ بِهِ الْعَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَسْسَلَاةِ Kıyamet gününe ben neden deslaku sorulacak namaz ettir. İnki ben neden takip edilip hesabın çekilecekse sorulacaksa namaz. Eğer namazının hesabını doğrucu verip bilse beyle kıraatları Hüda Teala yenilliğe salacak. Eğer namaz gerekli mahkum olsa gerçi beyle kıraatların doğru encam verenine olsa ola nicat verecek daha diyor. Onun için namaz. Namazı beter ehmiyet vermeli. Beş vakit namazı murattep öz vaktinle okuymalı. Okuyunda da kavca keyfiyetlerini okuymalı. Doğru kusul, doğru istinca, doğru vudu olmalı. Vaktinle okuyup, doğru tarih kılıp, pek yerde durup, pek egin meşgulini okuyup, Kuday Teala'nın hazır nazırı bilip okuyup, sabahlarını doğru bilip okuyup, şehirli zahmetler çekmeli. Eğer o da okuymadık namazın mağı olsa, onun kararını almalı. Kafrat bilen, kasvat bilen, kastan, sehven, namaz geçiren olsan, şoran kararını almalı. İntemeylekte namazına kaim olmalı. Kıyamattaki kavfu, hatımadan necat tapacak olsan, hükmen namazı ehmiyet vermez. Namazı yokun dini yok olsa,
namaz gerekli mehkum bulan adam kıyamette başlat onu necat vermeyecek bu olsa ve kıyamette de avvelin ahirin mahlukun arasında şerminde bir yavrayı bulacak bu olsa hatta kıyamette namazı okuymayan adamları kıyamette direlenine donguluğun suratında olup direlenecektir. Şekilleri donguluğa evrilecek. O ham kıyametin casusu kıyılacak. Şu suratları donguluğa evrilen adamlar kimliğini bilmeyemez mi? Ellezine yetehavununa bis salavat. Namaza ehmiyet vermedik. Namazı yengil tutun adamlar. Namazı okuymadık adamlar. Şu cüre adamlar şu avvalin ahirin ümmetlerin arasında kıyametin mereketinin içinde biyavere etmeden şükürlen ceza şu. فَهَذَا جَزَاؤُهُمْ وَمَسِيرُهُمْ اِلَى النَّارِ Bunun şu hakkı bir yavru yoktan şirketlerin işkence azaba şu donkulun suratına minmeye. Ve bundan da barından sonra parçak yeri ot, cehennem, büyük kıyırılacak. Ve şeyle olsa iki dünya şermendesi, iki dünya yigrencisi, iki dünya bedbahtı bir namaz. Onun için namaz ebberleri yarabbel ve namazın faziletini namazın derecesini görsen onu koyar ya Rabbi. Namaz şu form insanın necatı olsa insanı bulunacak mehleketen bedbahtiden necat veriyen zat namaz. Onun için Allah Tebarek ve Teala diye اَقِيمُ السَّلَاةَ لِذِكْرِ namazı kaim edin beni yada salmak cahitli. Başka bir ayette ayetiye اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Huzay Tebarek ve Teala katip puhsalat kefine idiye اِنَّ السَّلَاةَ تَحْقِيق namaz تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ namaz fahşe işten, münker işten adamları takla adiptir. Bir adam 5 vakit namazını doğruca okuyup görse şu namaz o adama araplaştıracak ki şu namaz o adama zınar ettirecek ki şu namaz o adamın kişinin hakkını yedirecek değil. Hiçbir günahı eritecek değil. Bir adamlar namaz okuyup da günahı var yanmıyorsa bilin şu namazı namaz verir. Namazı bir çoğu olunduğu sonra onu günahdan saklayacak. Hiç yok. Huday'ın gefi yalanını yapacak ki herhangi. Huday'ın öyle aydıptır. İnne salatı tenha anıl fahşayı vel mukar. Namaz fahşe işten münkar işten adımlar sakladıptır. Fahşe işten münkar işten saklamayan namaz, namaz demiş de. Hükmen bir kusur var. Ya onun taharetinde kemçilik var. Ya niyetinde kemçilik var. Ya özünün tabaklarında kemçilik var. Ya vaktinde okuyunak. Şerayetleri, onun farz vacibatları bitmezsen o namaz nakıs olup onu günah işten saklat bilmeyin. O cehetten gayret etmeli. Namaz okuyacak olaydın. Ve okuyan vaktimizde de namazımız dikkat edeydin. Ta ki bizi tereke işten, günah işten saklar ya Rabbi. Huzay Tebarek ve Teala'nın dergahından isteyen bazı Müslüman doğrularımızı tevfik verip 5 vakit namazı kamil tarikatını okuymaklığı nesib-i ruzi eylesin. Rabbena heb lana min ladunke rahmeten ve hayyik lana min emrina reşeda. Rabbena gfir lana ve li ihvanin lezine sebequna bil iman ve la tecel fi kulubuna gallen lezine amenu Rabbena inneke rauhufur rahim. Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahirete hasene. وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hormatlı azizim yürüzü olur. İran'ın Türkmen Sahra Yurdu'nu yöleşen Havzi İlmi Fani İhsan Ağud'un tarafından teyarlanan varlığımızın yeni birini dinlediniz.